Herkese selam Titanlar, bugün sizlerle birlikte. Bu gelişi bile özlemişler arkadaşlar. Gerçekten hepinizi çok özledim. Sizlerin yorumlarınızı, sizlere gerçekten çok özledim arkadaşlar. Bir ay aslında uzun bir süre ve bir aydır video gelemiyordu arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bir süredir video gelemiyordu ama topluluk atarak yani sürekli sizlerle beraber hala etkileşim halindeydik. Hatta topluluk da sizlere bir şey daha duyurmuştum biliyorsunuz ki arkadaşlar. Yeni oyunumuz geliyor. Bu videonun başında gördüğünüz gibi yeni efsane bir oyunumuz geliyor. Ama bu bir Supercell oyunu değil. Yani yeni 5 tane Supercell oyunu da geliyor. Bu videomuzu onda açıklamıştık ama bugün konumuz arkadaşlar yeni Supercell oyunu değil. Yeni kendi oyunumuz geliyor. Bu videoda yeni serimiz Dertleşme ismindeki yeni video serimizde en çok merak edilen soruları cevaplayacağız arkadaşlar. Bu Brawl Stars hakkında olur, işte oyunumuz hakkında olur, Supercell hakkında olur, kanalımız hakkında olur. Bugün arkadaşlar yeni oyunumuz nasıl bir şey olacak, ne zaman çıkacak, işte en çok hangi Supercell oyuna benziyor ya da kanalımız hakkında mesela Titan 3 serimiz hakkında içime sinmeyen birkaç tane konu var. Onlar için arkadaşlar hala burada kanalımız olan kemik kadromuz varsa onlara buradan çok teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Kaç kişi merak ediyorum. Bu videoya kanalımıza abone olanlardan kaç kişi izliyor? Videoyu beğenerek arkadaşlar sayımızı belirleyebiliriz. Gerçekten merak ediyorum. 200 kişi olacak mıyız arkadaşlar bilmiyorum. Yani serimizin isminde olduğu gibi tamamen Dertleşme serisi olacak arkadaşlar. Umarım serimizi beğenirsiniz. Sizlerden tek isteğim videoyu sonuna kadar izlemeniz arkadaşlar. Videoyu da like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Aynı zamanda kanalımıza abone değilseniz arkadaşlar bu videoyla beraber aramıza katılabilirsiniz. O kadar serimiz var da bu videonun bulduğunuzu demeyeceğim arkadaşlar ama abone olmayı unutmayın. Evet, videomuzun ilk sorusu arkadaşlar, neden video gelmiyor? Yani bunun içinde arkadaşlar tabii ki de birazcık okullar var, birazcık tembellik var ve biraz yeni oyunumuz hakkında da uğraşmıştık bir süre. Ondan dolayı biraz video gelemiyordu arkadaşlar. Yani inşallah videolar kaldığı yerden devam edecek. Arada sırada arkadaşlar böyle bir süre video gelemediği süreçler oluyor. Bundan dolayı da kusura bakmayın arkadaşlar. Bunun nedeni Brawl Stars'a içeriğin bitmesi değil açıkçası. İçeriğim vardı ama yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, aynı anda iki iş yapmak biraz görebiliyor. Ondan dolayı yani kesinlikle sizleri unuttuğumdan falan değil arkadaşlar. Orada yanlış anlaşılmasın tabii ki, sizleri asla unutmam. Neyse, diğer bir sorumuz tabii ki de bu videonun asıl konusu, yeni oyunumuz nasıl bir şey olacak? Yani türü nasıl bir şey olacak? Öncelikle arkadaşlar yeni ben sizlere oyun firmamızın ismini açıklayayım. Yeni oyun firmamızın ismi Fuzz Games. Hatta bunun hakkında YouTube sayfası, Twitter ve Discord bile açtık arkadaşlar. Eğer topluluktan görürseniz görmüşsünüzdür. YouTube kanalımız arkadaşlar, ben muhtemelen her videonun açıklama kısmına koyarım zaten. Kartlar kısmına çıkmıştır muhtemelen arkadaşlar. Fuzz Games'in YouTube kanalını takip edebilirsiniz. Oyunumuz hakkında bu kanalda ben bundan sonra çok fazla gelişme duyurmayacağım. Bu kanal zaten Brawl Stars kanalı olduğu için çok fazla gelişme paylaşmayacağım arkadaşlar. Artık Fuzz Games'in kanalından öğrenebilirsiniz. Twitter sayfasını takip etmeyi arkadaşlar. Bir de tabii Discord'unuz var. Onlar da gelerek oyunumuz hakkındaki gelişmeleri takip edebilirsiniz. Bu oyun arkadaşlar öncelikle yapmak nereden aklımıza geldi? Yani YouTube'a video atmanın sürede arkadaşlar birazcık kendimi boş hissediyordum. Birazcık boşta kalmış gibi hissediyordum. Yani YouTube'da güzel ama yani bu zamana kadar arkadaşlar birçok şey yapmıştık biliyorsunuz ki sizlerle beraber kanalımız olarak. Ve acaba bir oyun yapsaydık nasıl olurdu? Türklerin en iyi oyunu Zula'yı belki geçeriz arkadaşlar. Türklerin en iyi oyunu biliyorsunuz Zula'ymış. Yani belki Zula'yı geçeriz yani bilmiyorum. Değişiklikler yapabiliriz. Yani dedim arkadaşlar bir sürü şey yapmıştık. Mobil uygulamamız vardı. Bir ara müzik kanalım da vardı benim herhalde. Animasyon kanalı vardı. Arkadaşlar onları bilmiyorsunuz. Değişik yani şu an aklıma gelmişti arkadaşlar. Bir sürü hem içeriğimiz olsun hem farklı şeylerimiz olsun. Bir sürü şey yapmıştık. Ben dedim bir oyunumuz olsa hiç fena olmaz dedim arkadaşlar. Tabii ki bu oyun özgün bir oyun olacak. Fuzz Games açtığımız Discord sunucusunda zaten oyun hakkında birkaç tane teaser tarzı bir şey yani bilgilendirme tarzı bir şey paylaşmıştık. Yeni oyunumuzun ismi arkadaşlar değişebilir ama şu anlık oyunumuz ismi Last Man olacak. Last Man yani son adam demek, son insan demek. Oyunumuz arkadaşlar bir savaş ve strateji oyunu olacak arkadaşlar. Yani hiçbir Supercell oyunun aslında benzemiyor ama diğer bir sorumuz en çok hangi Supercell oyuna benziyor dediğiniz zaman oyunumuz arkadaşlar öncelikle özgün bir oyun olacak. Gerçekten de Google Play Store'da, iOS'ta falan hiçbir yerde görmediğiniz güzel bir içeriği olan oyun olacak arkadaşlar. Gerçekten güzel bir savaş ve strateji oyunu olacak. Ama en çok hangi Supercell oyuna benziyor derseniz arkadaşlar en çok benzeyen oyun Brawl Stars değil, Clash of Clans olurdu. Yani Brawl Stars'a benzer bir oyun yapalım arkadaşlar. Videosunu çektiğiniz hayatımız Brawl Stars değil yani ama en çok hangi oyuna benziyor derseniz arkadaşlar Clash of Clans'a benziyor. Ama tam yani Clash of Clans aslında alakası yok bile diyebiliriz arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Ama en çok hangisine benziyor dersiniz, bina yerleştirme olayı falan olacak arkadaşlar oyunumuzda. Oyunundan birazcık Clash of Clans'a benziyor. Ama gerçekten güzel özgün bir oyun olacak inşallah. Şu anda ben çok fazla bir şey konuşmak istemiyorum çünkü oyunumuzu yeni yeni oluşturuyoruz, yeni yeni yapmaya başlıyoruz. Yani her şey değişebilir, oyun adı bile değişebilir arkadaşlar. Ondan dolayı şu anda dediklerim değişebilir ama oyunumuz gerçekten güzel olacak inşallah. Oyunumuzun teması bir savaş teması olacak, yerleştirme, bina yerleştirme olacak. Yani şöyle söyleyeyim, Clash of Clans'daki bir köy muhabbeti gibi bir şey olabilir ama buradan aynısı arkadaşlar bir bahçe gibi
bir şey olacak muhtemelen. Daha fazla spoiler veremem arkadaşlar ama güzel bir oyun olacağını söyleyebilirim. Aynı zamanda oyunda işte item kasma tarzı şeyler de olacak arkadaşlar. Yani odun, taş gibi ya da demir gibi olabilir. Belki başka şeyler de olur, bilmiyorum. Çok da fazla teaser vermek istemiyorum. Oyunumuz arkadaşlar gerçekten güzel olacak. Peki diğer bir sorumuz, yeni oyunumuz ne zaman çıkacak ya da çıkabilir? Yani kesin bir tarih tabii ki veremeyiz arkadaşlar. Çünkü şu anda oyunun ekibinde çok az kişi var. Yani bir elin parmağına daha az kişi var ki oyunu zaten arkadaşlar biz kendi aramızda yapıyoruz ve biz kesinlikle profesyonel değiliz zaten arkadaşlar. Oyunu zaten kodlamasını yapan kişi var ve bir tanesi zaten çok az uğraşıyor, bir kişi kodluyor diyebiliriz arkadaşlar oyunu. Ondan dolayı yani ekibimiz belki daha büyük olsaydı belki, ama tabii ki arkadaşlar her şeyin başlangıcında az kişi olur, az şey olur yani. Yani ben YouTube'a açtığımda mesela hiçbir şeyim yoktu. Yani kırık bir tabletim vardı bir aralar arkadaşlar. Hiçbir şeyim yoktu yani. Her şeyin başlangıcı zaten kötü ekipmanlarla olur, kötü şeylerle olur. Başlangıçta hiçbir şey yüksek şeyler beklemez zaten arkadaşlar. Ondan dolayı oyunumuzun çıkışı birazcık uzun sürebilir ama inşallah arkadaşlar bir ay içerisinde oyun hakkında sizlerle teaserlar, işte trailerlar paylaşmayı düşünüyoruz Faz Games'in kanalında. İnşallah bir ay içerisinde oyunu bayağı bir bitirmeye çalışacağız. Şu an ama şu anda oyunu %10'unda bile değiliz diyebilirim. Gerçekten güzel bir oyun olacak arkadaşlar. İnşallah eğer oyunumuz ilerleyen zamanlara, yani inşallah diyorum, tutarsa belki Brawl Stars'ı bırakıp oyuna bile geçebiliriz. Neyse. Hazır arkadaşlar böyle bir konu açılmışken madem bunu da şey yapalım. Hatta dur, bu soruyu herkese biraz sonra saklamak istiyorum. Diğer bir sorumuz arkadaşlar, bu oyundan beklentilerimiz nelerdir? Bu oyundan beklentilerimiz önceki arkadaşlar para falan değil. Yani onu söyleyeyim, dediğim gibi hem değişik şeyler yapmak için hem de arkadaşlar bu neden aslında benim birazcık daha sonradan aklıma geldi. Yani başlarda sırf bunun için başlık diyemem. Ama Faz Games'in logosuna bakarsanız arkadaşlar biliyorsunuz yani iki tane logo yapmıştı Faz Games'e. Birisi siyah temalı, birisi beyaz temalı. Ama ben burada arkadaşlar arka planı siyah temalı, yazısı beyaz olan bir logoyu seçtim. Bu da arkadaşlar arka kısımdaki diğer tüm oyunları temsil ediyor. Üzerindeki beyaz faz da arkadaşlar temiz bir şey temsil ediyor. Yani arkadaşlar Google Play Store'da görüyorum, böyle gezinirken gerçekten iğrenç oyunlara denk gelebiliyorum. Yani güzel görünüyor ama iğrenç temalı oyunlar var. Gerçekten çocukları ya da çocuk olmasına gerek yok arkadaşlar. İnsanlara kötü yöne meyil eden, gerçekten belki de kötü alışkanlıkları kazandıran ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar normalde olmaması gereken şeyleri normalleştirmeye çalışan oyunlar var. Gerçekten yani bu oyunlar insanlar hakkında ne kadar çok oynarsanız da o kadar çok da normalleşiyor arkadaşlar bazı şeyler. Oyundaki bazı göndermeler olsun, ufak tefek şeyler olsun, bunlar başlarda çok önemsenmiyor. Ama arkadaşlar insanın hayatına bazı şeyler girebiliyor. Bundan dolayı arkadaşlar biz de inşallah yani bu yönümüzden asla vazgeçmeyiz ama o kadar pis kötü oyunlar arasında inşallah güzel, temiz ve insanları kötü yöne çekmeyecek oyunlar yapmayı düşünüyoruz. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, tabii ki benim dediğimi muhtemelen anlamamış olabilirsiniz arkadaşlar ama bazı oyunlar var ki içerisinde çok ufak Vector Supercell de var birazcık o aslında, ama yani tabii ki arkadaşlar bence hiçbir şirketin düşüncelerini oyuna aktarmamız gerekiyor. Ben arkadaşlar bunları tabii ki de görüyorum ama çok da fazla söylememeye çalışıyorum. Oyundaki bazı şeyler çocukların düşüncelerini gerçekten kötüye meylettirebiliyor. Biz de arkadaşlar bunları inşallah bunları dahil etmeden tamamen temiz, eğlenceli ve çocukluğunda belki bir, mesela 10 sene geçtikten sonra çocukluğunda ben de böyle bir oyun oynamışım diye duygulandıracak oyunlar yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar inşallah. Yani güzel anılarınız, hatıralarınız olabilecek güzel oyunlar yapmayı düşünüyoruz ve bu oyunlar arkadaşlar kötü şeylere yer vermemeye çalışacağız. Kötü düşüncelere, kötü fikirlere yer vermemeye çalışacağız inşallah. Bu logomuz birazcık aslında bunu temsil ediyor diyebiliriz. Onun haricinde arkadaşlar artık oyun konusuna geçelim. Oyun konusu hakkında inşallah ilerleyen zamanlar gelişmeler olduğu sürece paylaşmaya çalışacağım. Geldik arkadaşlar sıradaki sorumuz, aslında bu soru şöyle bir şey, Titan üçlüsü ne zaman gelmeye devam edecek diyebiliriz arkadaşlar çünkü uzun bir süredir gelmiyor. Arkadaşlar öncelikle biliyorsunuz ki bizlerin 2021'de sanırım yaptığı bir Brawl Stars dizisi var, Titan Örgütü diye ve çok güzeldi gerçekten. Yani eski olduğu için birazcık da anılarımız da vardı arkadaşlar o dizide bayağı bir. Ama Titan Örgütü'nü bitirmek zorunda kaldık arkadaşlar çünkü seslendirme gibi bir hataya giriştik ve bu da gerçekten zordu. Bundan dolayı seriyi devam ettirmedik. Aynı zamanda ben zaten Mini Titan kanalda bir tane hocama devretmiş bulunmak dedim arkadaşlar. Ondan dolayı serimize devam edemedik. Ben de arkadaşlar dedim işte bir süre dizisiz kaldı kanalda, böyle birazcık kendimi boşlukta gibi hissettim. Ben de arkadaşlar Titan 300 adında yeni bir Brawl Stars dizisi yapmaya karar vermiştim. Tabii ki arkadaşlar bu dizi en başlarken, yani Titan Örgütü'nü en başlarken böyle kafamda bu kadar sevileceği şey yoktu arkadaşlar. Böyle yarım saatlik bölümler yapacaksın, işte
günü ben bir gün mesela en az 15 saatini falan veriyordum arkadaşlar herhalde. En az 12-15 saat veriyordum herhalde bir bölüm için ama başlarken basit bir şey yapacak Titan örgütüne. Titan üçlüsüne başlarken arkadaşlar senaryoyu birazcık daha böyle güzel yapmaya çalıştım ve uzun soluklu bir şey yapmaya çalıştım ama birazcık sanki tam beklediğim yapamadım gibi arkadaşlar. En azından Titan üçlüsünün birinci sezonunu tam beklediğim gibi yapamadım. En çok beni hayal kırıklığına uğratan muhabbet eden birisi de baktığım kadarıyla arkadaşlar Titan örgütü hızlı solukta biten bir diziydi ve gerçekten de kendisine kaptıran bir diziydi. Titan üçlüsüne biraz olmamıştı arkadaşlar. O benim birazcık hayal kırıklığına uğrattı. Yazıları ve sohbetleri, gerekli sohbetleri biraz fazla uzun tutmuşum. Mesela dizimizin 4. bölümü arkadaşlar. Birazcık heyecansız bir bölüm mesela. Çok bana sade bir bölüm gibi geliyor. Sonra izlediğim kadarıyla. Mesela o bölüm arkadaşlar değiştirmem gerekiyordu ama tabii o zamanlarda çok da fazla bir sağlam bir senaryo seçmemişim. İnşallah arkadaşlar 2. sezon çok daha manyak bir şey yapmayı düşünüyorum. Brawl dizimiz hakkında. Ve muhtemelen sezona başlamadan önce böyle 3 bölüm falan stoklayıp o şekilde her hafta paylaşmayı düşünüyorum artık. Çünkü böyle ayda bir, iki ayda bir olan hiçbir heyecan tadı kalmıyor. Bundan dolayı arkadaşlar çok daha kuvvetli ve güzel bir senaryo yazarak, çok daha güzel sahneler çekerek, çok efsane editler yaparak daha iyi bir sezon yapmaya çalışacağım. Titan üçlüsünün arkadaşlar hedefimiz 5 sezon. Yani en az bir 50 bölümü geçmek. Ama bilmiyorum arkadaşlar inşallah kaç bölüm sürecek ama birinci sezon arkadaşlar özellikle ilk bölümler falan, yani bazı bölümler çok iyi bence. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bazı bölümler arkadaşlar benim içime pek sinmedi. Tabii Titan örgütünde vardı içime sinmeyen bölümler ama ben bu sezonu daha manyak bir şey bekliyordum arkadaşlar. O kadar da güzel olmadı çünkü aralıklarla dattık. Ama arkadaşlar inşallah ilerleyen zamanlarda Titan üçlüsü olsun, yeni efsane serilerimiz olsun. İnşallah sizlerin karşısında çok efsane videoları da gelmeye çalışacağız arkadaşlar. Yani takipte kalın. Arada sırada böyle video atamıyoruz, kusura bakmayın. İnşallah bir daha olmaz bu durum ama. Neyse aynı zamanda yeni oyunumuz da geliyor arkadaşlar. Videolar arayla yeni bir içerik de gören baştan yani. Takipte kalın arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz de yorumlar kısmına dertleşme yazarak büyük harflerle derdimize ortak olabilirsiniz. Tabii ki de herkesin de gün içinde, herkes hayatında böyle kendine göre dertleri oluyor arkadaşlar. Bu seride inşallah dertleşeceğiz. Tabii dertlerin en büyüğü arkadaşlar manevi dertliyordu. Onlar her şeyi geçiyor gerçekten de. Neyse kendinize bakın arkadaşlar. Buradan da günün ay ve adresine girebilirsiniz. Bunları da okuyarak hayatınızda kesin uygulamayı unutmayın arkadaşlar. Manevi dertleri birebirdi bu arada. Neyse buradan da diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Buradan kanalımıza abone olabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet.